Arkadaşlar selamünaleyküm hepinize. Fiorna'da şimdi kimsenin bilmediği 3 tane gizli özellik var arkadaşlar. Onlardan bahsedeceğim. Yeni keşfettim ben bir özelliği. O da nasıl oldu? Şimdi öncelikle bir özelliklerden bahsedeyim. Arkadaşlar eğer kanala abone değilseniz kanala abone olursanız sevinirim. Böyle bu tarzda videolar gelecektir. Ama sizin sevdiğinize dair bir şeyleri görmem lazım ki abone sayımın artması lazım ki ben de yaptığım işten keyif alayım. Şimdi arkadaşlar öncelikle birinci özelliğimiz, bunu ben diğer videomda bahsettim üstü kapalı şekilde ama merak edileceği için, hani iyi bir özellik olduğu için bu sayacağım 3 tanesi. O yüzden böyle uzun bir video yapmaya karar verdim. Uzun videoları sevmeyen arkadaşlarımız var ama anlatıyoruz arkadaşlar. Amacımız insanlara bilgi vermek. Hoşuna giden de var, hoşuna gitmeyen de var. Herkese saygı duyuyorum. Ama beğendiyseniz, hoşunuza gidiyorsa videolar, abone olursanız sevinirim. Şimdi arkadaşlar Fiorna'da hiç aklınıza gelmeyecek bir özellik var. O özellikten de bahsedeyim hemen size. Arkadaşlar camlarda elinizi sıkışmayı önleyici bir sistem var. Sistem dediğime bakmayın. Herhangi bir cam kenarlarında sensör veya herhangi bir şey yok. Sadece arkadaşlar akıllı motor var herhalde bu cam motorlarında. Yani biraz zorlamaya geldiği zaman anında kendini bırakıyor. Ben bunu nasıl keşfettim arkadaşlar? Benim sağ camım bazen camı kaldırdığım zaman kendi kendine duruyor veya kendi kendine aşağı iniyor. Bu yaz aylarında genellikle oluyor. Ben bunu servise götürdüm. Bu tuş takımına baktılar. Farklı bir arabanınkini taktılar. Sıfır taktılar. Bunu çözemediler arkadaşlar. Yazılımsal bir sıkıntı dediler. İşte kronik olduğunu söylediler ki gerçekten de öyle. Çoğu Fiorno'da var o. Sağ camda var sadece. Arkadaşlar araştırmalarım sonucu bunun bir özellik olduğunu öğrendim ben. Cam zorlamaya geldiği zaman kendi kendine duruyor. Yani şöyle örnek vereyim, diyelim eliniz burada. Siz camı kapattınız. Bu cam sizin elinize birazcık hafif bir şekilde baskı uygulayıp devre dışı bırakıyor arkadaşlar. Motoru kesiyor yani. Bu tamamen motorun bir özelliği. Yani bu zorlamaya geldiği zaman duruyor yani motor. Herhangi bir sensör özelliği veya başka bir şey değil. Şimdi arkadaşlar deneyeyim ben size onu. Şu an görünüyor mu? Görünüyor. Şu an camım açık arkadaşlar. Ben camımı kapatıyorum. Misal veriyorum, elim sıkıştı. İşte şu an devreye girip sokamadım. Yani baskı uygulayamadım. Şu anda arkadaşlar camımı kaldırıyorum. Farz et ki elim var burada. Bakın arkadaşlar kesti. Şu an mesela elim var burada. Gördüğünüz gibi. Çok hafif bir baskı uyguluyorum. Yani cama bastırmıyorum. Ya elim olsaydı gördüğünüz gibi cam kendini bırakıp kapatacaktı. Bir daha göstereyim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi cam kapanıyor. Elim sıkıştı ve durdurdu. Şimdi arkadaşlar diyeceksiniz ki bu nerede işe yarayacak? Yani bizim ne işimize yarayacak? Sizin bir işinize yaramayacak arkadaşlar. Ben sadece bindiğiniz arabanın ne gibi özellikleri olduğunu size aktarmaya çalışıyorum. Çoğu araçta bu özellik yoktur. Motorlar eski olduğu için herhalde, yani bastığınız zaman çalışıyor. Yani çalışmak istiyor yani motor. Hani güç verildiği zaman çalışıyor. Herhangi bir şekilde ek devreyle bir koruma veya zorlanmaya geldiği zaman kesme olayı yok. Ama Fiorno'larda var. Beni çok şaşırttı. Bu özelliğe de şuradan, dediğim gibi camı açtığım zaman, yani yukarı kaldırdığım zaman camın bazen yarıya kadar gelip tekrar durduğunu gördüm. Demek ki arkadaşlar bu bir yerlere kastırma oluyor. Telefonum çaldı. Bir yere demek ki arkadaşlar kastırma oluyor. Contalardan mı artık, neredense bilmiyorum. Yani genellikle yaz aylarında oluyor. O yüzden cam zorlanıp, yani bir sıkışma algıladığını farz edip devreyi kesiyor. Ben bu özelliğe oradan şey yaptım. Bunu kimse bilmez arkadaşlar. Yani yaşadığım bir olaydan, ettiğim tecrübeyle size bunları aktarıyorum. Arkadaşlar bir diğer özellik de, şimdi gördüğünüz gibi Fiorno'nun konsolunda, şunu atalım. Gördüğünüz gibi Fiorno'nun konsolunda arkadaşlar böyle bir tuş var. Şimdi bu tuş, burada airbag işareti var. Her araçta aynı değildir. Bu mesela benim aracımda start stop özelliği olduğu için, gördüğünüz gibi buradan devreye aldım şu an. Şu an devreden çıkardım. Aynı zamanda bu çözme, bu herkeste sabittir, yeri aynıdır. Ama start stop olmayan araçlarda bu olmaz arkadaşlar. Burası boştur. Burada da
Airbag'in gösterge LED'i var. Gözükmüyor ama sadece yandığı zaman gözüküyor. Şu tuş boş arkadaşlar. Merak etmemişsinizdir büyük ihtimal. Yani boşsa boştur diye. Arkadaşlar şimdi bu tuşun içinde bagaj açma tuşu var arkadaşlar. Bu tuş sabit. Ama bunu söktüğünüz zaman ben şimdi konsolda atıp sökmek istemedim. Sadece anlatıyorum. İhtiyacım olan bir şey de değil. Bagajı içeriden açmaya ihtiyacım yok yani benim. Genelde dışarıdan veya kumandayla açıyorum. Ama ilgisi çeken arkadaşlar yapacaktır tahmin ediyorum. Şimdi arkadaşlar bunun iki yolu var. İsterseniz bu tuşu değiştirip burası bagaj açma tuşlu kendinden orijinal olanını alıp takabilirsiniz. Eğer öyle bir şey olsun istemiyorsanız da bu tuşu çıkarttığınız zaman altta devre kartı gelecek arkadaşlar. Aktif olarak tuş var orada. O tuşa elinizle bastığınız zaman bile yani dokunmatik olarak düşünün bunu. Elinizle bastığınız zaman arkadaşlar bagajınız açılıyor. Bunu devresinin tesisatını çekmişler. Genelde Fiat'ın yaptığı bir şeydir bu. Arka tepe lambası koymaz ama kablosunu çeker. İşte hız sabitleyici koymaz ama kablosu oraya kadar gelmiştir. Genelde Fiat'ın araçları böyle bildiğiniz üzere. Arkadaşlar isterseniz bunu değiştirip buraya tuş koyabilirsiniz. İsterseniz de bu tuşu çıkartıp kendiniz elinizde dokunmatik olarak ama o zaman biraz çirkin görüntü oluyor. Buradan arkadaşlar bastığınız zaman içeriden bagaj kapağınız açılıyor. Bu son zamanlarda keşfedildi ama hala bilmeyen çok arkadaş var. O yüzden arkadaşlar anlatmak istedim. Böyle bir video yapmak istedim. Bir diğeri de arkadaşlar tamam bu koyulmuş bir özellik. Herkese açık, halka açık şekilde sunulmuş bir özellik. Size de aracınızı teslim alırken anlatılır zaten ama ne işe yaradığını bilmeyen arkadaşlar var. Hiç kullanmayan arkadaşlar var. Çünkü sürekli devrede olan bir sistem. Şöyle göstereyim arkadaşlar ben size. Şurada arkadaşlar görebiliyor musunuz? Şu anda görünüyor herhalde. Şurada arkadaşlar bir ASR tuşumuz var. Buraya bastığınız zaman devre dışı kalır. Ekranda işaret gösterir. Bastığınız zaman devrededir bu. Şöyle ekranda da göstereyim. Şu an arkadaşlar bastım. Bakın ASR devre dışı diyor. Bastım. Şu an ASR devrede diyor. Bu sürekli devrededir arkadaşlar. Siz sadece buna basıp bunu devreden dışarı çıkartabiliyorsunuz. Bu ne işe yarar arkadaşlar? Bu antipatinaj sistemi. Bu devredeyken yani zaten hep devrede. Siz konta start stop gibi sürekli devre dışı bırakıp almanıza gerek yok. Ki zaten Fiorna'larda bir kere devre dışı çıkarttığınız zaman start stoplar devre dışı kalıyor. Egea'larda mesela her bindiğinizde devre dışı bırakmanız gerekiyor. Bu özellik sürekli arkadaşlar açılıp kapanmaz kendi. Şöyle anlatayım arkadaşlar. Antipatinaj sistemi aracın pati yapmasını engelliyor. Yani mesela siz yüklendiniz gaza kalkışta pati çekmek istiyorsunuz. Eğer arkadaşlar bu özellik devredeyse araç pati çekmez. Bunu engeller. Ben de sürekli devrededir. Eğer patinaj çekmek istiyorsanız bu özelliği devre dışı bıraktığınızda arkadaşlar aracınız pati çekecektir. Şöyle söyleyeyim. Bu özellik devrede olduğu zaman karda şey diyenler var işte eğer zincir takacaksanız bunu devre dışı bırakın gibisinden. Yoksa hani yol alamazsınız gibisinden. Çünkü araç patinajı önleyeceği için arkadaşlar patinaj çekmesini istemeyeceği için siz de yol alamayacaksınız. O yüzden bunu devre dışı bırakıyorlar karda. Hani aracın patinaj çeksin ki gideyim. Çünkü bunu eğer devrede bırakırsanız pati çekecektir. O araç da buna yapmasına izin vermeyeceği için aracınız yol alamayacaktır. Zincir taktığınız zaman bunları kapatabilirsiniz arkadaşlar. Ben onun tecrübesini yaşamadım. Yani zincir takıp karda bu araçla yolda yolculuk yapmadığım için bu ASR'nin herhangi bir devre dışı bırakılıp alınma şeyini yaşamadım. Arkadaşlar 3 tane böyle size bonus verdim. Umarım işinize yarar. Eğer videoyu beğendiyseniz abone olmayı unutmayınız. Bu tarzda videolarımız gelecektir. Herkes kendine iyi baksın. Keyifli sürüşler diliyorum.